efendim. NTV ekranlarında yine bir aradayız ve ben yine çok zarif, çok sevdiğim bir arkadaşımı ağırlayacağım için çok mutluyum. Bambaşka sohbetlerde tanıdığım ilk günden beri hep çok zarif, hep çok güzel ve bence hayatın içinde ne istediğini bilen güçlü kadınlardan biri o. Tabii ki soracak çok sorum var. Hele ki mutluluğunu hepimizle paylaşmasına çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. O da mutluluğunu paylaşmaktan imtina etmeyen kadınlardan biri. Sadece güzel değil elbette, donanımlı, hep bir adım ileriye giden çok kıymetli bir isim. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Bakalım hangi cümlenin peşinden gidiyoruz? Tabii ki sevgili Halil Cibran çıkıyor yine karşımıza. Mesele güzellik olunca galiba en güzel sözleri hep Halil Cibran söylemiş gibi geliyor bana. Güzellik aynada kendini seyreden sonsuzluktur demiş. Sevgili Halil Cibran, peki sevgili Hande Subaşı aynaya bakınca neler hissediyor? Kendine bakmalara doyuyor mu, doymuyor mu? Hoş geldin. Hoş buldum tekrar. Nasılsın? Hemen ya aynı sen. Duygularla, aynada kendime değil böyle güzel insanlarla karşı karşıya gelince de mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Sen beni bu kadar övdün ama Ceyda da benim yıllardır severek takip ettiğim. Evet, biz birbirimizi sever beğeniriz. Çok teşekkür ederim. Artık aktris sıfatım biraz uzaklaştı benden. Hele ki bambaşka sohbetlerin hazzını ve keyfini yaşadıktan sonra hep diyorum ki ekip arkadaşlarıma 60 yaşına kadar, 70 yaşına kadar bu programı sunabilirim. Ay maşallah. Başka bir şey yakışıyorsun. Her yere yakışıyorsun. Çok teşekkür ederim. Nasılsın anneciğim? İyiyim. İyi görünüyorsun. İyiyim, iyiyim. İyiyim evet. Yani şükür tabii ki hayatta hepimiz için zor zamanlar olabiliyor. Tabii ki. Kendinin dışında şeyler gelişebiliyor. Aynen. Akışta. Ama iyiyim. Kendimi şanslı insanlardan biri olarak adlandırıyorum. Kesinlikle öyle. Çok hani eş zaman. Bu arada da saçım ay ne havalı. Serpil Çakmaklı gibi bir şey olmuşum. Çok bak, güzel olmuş bayıldım. Nasıl bir şey? Dün böyle kıvır kıvırdı, bugün dedim yarım topu. Bunları da bugün aldım. Nasıl bayılarak aldım bu küpeleri. Çok yakışmış. Çok hani güzel hemen, olmuş. Vallahi içim açıldı. Çok hoşuma gitti. Hemen böyle bir... Gel teşekkür ederim ekip arkadaşlarım da beni bir beğendi bugün. Bazen ben böyle morallerin yüksek olmadığı dönemlerde kıyafetle, takıyla, onunla bununla kendimi yükseltmeyi seviyorum. Bir an bir baktım monitörde ne hale gelmişim, farkında bile değilim. Seninle aslında eş zamanlı süreçlerimiz hayatın içinde. Dolayısıyla birbirimizi de severek takip ettiğimiz için hikayeni sanki böyle yanındaymışçasına, tabii ki o kadar olamaz ama... Bilen biriyim, tıpkı senin benim hikayemi bildiğin gibi. Aslında birbirini seven insanlar hep yan yana olmasalar da hikayelerini sevgiyle, o üzülünce üzülerek, o mutlu olunca mutlu olarak takip ediyormuş gibi geliyor bana. Seninle de öyle bir ilişkimiz olduğunu yakın düşünüyorum. Yakın ruhlar diyelim. Evet, yakın ruhlar. Ruhlar, enerjiler belki gerçekten oradan öyle. Birbirini yakalıyor. Belki de öyle, haklısın olabilir. Bir tek senin farkın, sen çok sportmensin. Hep kendine bakan bir tarafın var. Ben de oraya geçirmedim ama niyet ettim. Buna gireceğim. Olsun, yani. O da bir başlangıç. Evet, artık çünkü senin de öyle bir söyleşide söylemin var. Yani insanın sadece yüzüne gözüne bir şey yaptırması değil. İstersen onu sen tamamla, ben konuşmuş olmayayım. Ya gerçekten ben de aslında hayatım boyunca evet sportmen bir yapım var, seviyorum ama hayatım boyunca böyle bunu çok disiplinli bir şekilde sürekli yapabilen insanlardan olmadım. Birazcık hani hayattaki o imkanlar, zaman, birlikte olduğunuz kişi hayat akışınızı da aslında etkiliyor. Kesinlikle. Şimdi benim de 4 yıldır bir ilişkim var. O da bu konuda çok yıllardır kendine baktığı ve spordan hiç eksik kalmadığı için biraz sağ olsun onun motivasyonuyla da 4 yıldır düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Hani yazın o su sporları, sevdiğim sporların haricinde. Bir de değişiyor. Yani insan büyüdükçe, gelişip değiştikçe kendini iyi hissettiği alanlar da değişiyor. Haklısın. Ben örneğin son bir yıldır böyle yoga yaparken çok mutlu oluyorum. Yoga yapmaya çalışıyorum. Çok sevdiğim de bir hocam, arkadaşım var. Onun da mutlaka ki etkisi vardır ama mesela yıllar önce denediğimde bana inanılmaz sıkıcı gelmişti yoga. Doğru. Ama şu an mesela o beni çok doyuruyor, çok iyi geliyor. Yani hem ruhuma hem bedenime. Aynı zamanda dövüş de yapıyorum. Demek hayat içinde çıkaramadığımız sinirimizi, ben de yakında dövüşe başlayacağım herhalde. Ben de öyle hissediyorum evet, kendimi. Ona da yeni başladım. Çok iyi geldi. Yani tabii ki hani beden sağlığı ve fiziğin haricinde, fiziğini korumanın haricinde gerçekten ruh sağlığı için de çok faydalı olduğunu deneyimlemişlerdenim
diyeyim. Müthiş bir şey. Şimdi önce Zevcat'ı konuşalım istersen. Bir anlatır mısın bize? Yönetmen koltuğunda Meryem Beyza Er oturuyor. Cemal Hünal'la birlikte Bahar Şahin, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek gibi isimlerle rol almışsın. Burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Türkiye ile birlikte Amerika'da vizyona girecek olması. Bahseder misin biraz filmden? Birazcık kadın erkek ilişkisini yine aslında kaleme alan yansıtmaya çalışan bir iş. Ben de biraz daha kadının o zayıf olduğu, aslında zayıf gibi görünen ama tabii çok eleştirilecek yanları olabilir kendi içinde karakter olarak. Aslında hani kadın erkek diye ayırmıyorum. Burada kadınların da bazen ne kadar eksik ya da galiba bir şeyleri yanlış ele. Kadınlar kendi potansiyellerini fark etmediği zaman da bir yerde bırakıyorlar ya kendilerini aslında hak etmedikleri. Bunu mu anlatmak istiyorsun? Kesinlikle aslında? Öyle ama bunu uygulayış yolu da kadının seçtiği yanlış. Evet. Yani kadın da burada erkeğe tüy kaka deyip kadına alkış tutmuyoruz. Biraz hani gerçekçi her zaman iki tarafı da değerlendirip bakmak lazım ama biraz klasik özellikle bizim topraklarımızda hakim olan kadın erkek arasındaki şiddet yeri geliyor hani kaba kuvvet diyelim manevi şiddetin yanında. Evet, bedensel şiddet. Evet böyle bir evliliği kadın erkek ilişkisini hem erkek tarafından bakarak hem kadın tarafından bakarak bunu anlatan bir filmdi. Benim de hem Cemal Ünal'la oynayacak olmak hem de karakter hoşuma gitti. Yani kusursuz bir kadın prototipi çizilmemiş olması açıkçası. Onun da defolarının, olması. Evet kusurlarının olması. Ama sonunda bir yerden beni tatmin eden bir finalle sonuçlanıyor olması açıkçası hoşuma gitti hikayeyle ilgili. Çekerken de güzeldi. Biraz tabii... Hani ulusal kanallarda yayınlanacak bir dizi olmadığı için biraz daha bu konuda özgürüz. Ki ben zaten hani birazcık sadelikten yana biriyim ama ilk defa böyle makyajsız, saç yapmadan daha... Bu film ama değil mi? Dizi evet, değil. Evet evet film hayır dizi değil. Çekimler de o açıdan beni tatmin mutlu etti. Görüntülerimiz çok güzeldi. Biz de heyecanla bekliyoruz çıkmasını. Peki şimdi sen aslında hayatımıza işte oyunculuk, güzellik yarışması sonrası mankenlik, işte foto modellik gibi değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, evet. Bu şekilde girdin ve çok da kıymetli, çok güzel bir yer kapladın, doldurdun yıllarca. Şimdi seni biz niye daha az görüyoruz? Niye işte televizyon dizilerinde oyuncu olarak ya da işte foto modeli olarak çünkü dünyada biliyoruz yaşı ne olursa olsun artık bir sürü top modelin tırnak içinde yaşı zamanı iyi modellik yapmış isimler belli yaş üstünde de devam edebiliyor. Ne yapıyorsun? Niye biz seni çok görmüyoruz ortalıkta? Ve tam tabiri caizse geçimini nasıl sağlıyorsun? Çünkü bir de meslek öyle bir şeydir ya hayat geçindirmektir. Aynen aynen. Ya tabii biz birçok insana göre bir dönem güzel kazanıyoruz ama maalesef aylarca oturduğumuz zamanlar da oluyor. Benim biraz şansım annem çok yanımdaydı. İlk bu sektöre girdiğim andan itibaren tabii ki son 10 yıldır çok hayatımda yok. Çünkü benim de kendi artık evlendim, boşandım, ilişkilerim oldu, ayrı bir hayatım var ama özellikle en yoğun çalıştığım, ilk parladığım zamanlarda annem yanımdaydı. Biraz benim hani çocukluktan da böyle çok paraya, pula, markaya, ona buna çok düşkünlüğü olan biri de değildim. Tamam. Biraz da başımda beni o konuda aklı başında birileri olunca evet yani yatırımlarımı da yaptım. Müthiş şükür bir şey ki. Bu. Evet. Aslında bunu burada söylüyor olman çok kıymetli çünkü belli bir yaştan sonra insan zorunda kalıyor tabii, ya tabii. O çok evet. Gururuna dokunuyor insanın. Zorunda olmamak için de o hani akarken toplamak meselesi. Evet. Orada annenin desteği çok birçok insan bunu yapamıyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani tabii ki hiçbir şeye güç dayanmıyor. Evet. Yani bir şekilde musluğun biraz akıyor olması tabii gerekli. Ki. Ama tabii son yıllarda çok pandemi gibi bir gerçek de oldu. Yani tam pandemi öncesine kadar ben evet belki dizilerde çok görmüyordu insanlar ama ben çünkü son 5-6 yıldır
Mesela tiyatroya ağırlık vermiştim. Müzikal vardı değil mi? Evet, en son müzikli bir oyunum vardı. Pandemiyle birlikte zaten durdu ve bitti. Evet. Onu yaptığım sırada 1-2 yıl yoğun canlı evet. şarkı söyledim. Oraya getirmeye çalışıyorum zaten yavaş yavaş hikaye. Evet, yani bunlar böyle çok... Tabii ki hani belki bir diziye girdiğinizde daha çok kazanıyorsunuz. Yo. Ama ben böyle yavaş yavaş oraya zaten getirmeye çalışıyorum hikayeyi. Aslında sen büyüdün, geliştin, bütün yeteneklerini keşfettin ve biraz yol değişti. Aynen. Hani bu çok kıymetli de bir şey ya, hayatta hiçbir şey bitmiyor aslında her yaşta. Kesinlikle öyle. Ya daha küçükken de seçici olmaya çalışıyordum. Gönlümün istediği işleri yapmaya çalışıyordum ama gerçekten insan yaş aldıkça daha da kendine dönüyor ve daha da... kurallar demeyeyim ama daha seçici olmaya başlıyorsunuz. Tabii. O yüzden hani oradaki kazanç, para, pul, şöhret ikinci, üçüncü sıraya düşüyor. Aynen. Benim de son yıllarım biraz daha dizilere göre ufak kazançlı diyebileceğimiz diyeyim. Tiyatro ve canlı sahne performansıyla geçti. Çok aslında da mutluydum. Tam şuraya getirmeye çalışıyorum. Mesele illa dizide çalışıp operaya oluk oluk almak istemediğin bir projenin içine varılmak değil. Bence sen hayatın en güzel 4 yılını yaşıyorsun gördüğüm kadarıyla. Gerçekten yapmak istediğin şeyleri yapıp hayatını gene idame ettirip ama gençliğinde kazandığın parayla da yatırımını yapıp hani kendi kendine dimdik ayakta durup şimdi benim sesim de güzel, ben şarkı da söyleyerek kazanırım, müzikalde de oynarım ama özel hayatımı da sarıp sarmalarım diyen bir yer bence yaşın için çok kıymetli bir şey. Belki de o yüzden böyle güzel yaşalıyorsun gibi geliyor bana stres. Çünkü ben de öyle hissediyorum. Ya. Ben de öyle hissediyorum. Yani neyden mutluysam onunla, hani gelecek kaygısı duymadan, bir şeyleri kaçırıyorum korkusu yaşamadan, tabii ki bunları da bazen hesap edip düşünmek lazım ama bazen işte kendiniz bile yaşamanız gerekmiyor. Hani çevrenizde öyle şeyler olup bitiyor ki bazen de işte her şeyin çok anlamsız, manasız geldiği bir süreç yaşıyorsunuz. Bu böyle hani acite anlamda söylemiyorum bunu ama ben yaşadığım hayatın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani yaşadığım anlar hatta. Gerçekten hani biraz ilişkim 4 yıldır güzel, huzurlu, onunla güzel bir paylaşımım var. Teşekkür ederim inşallah. Doğa, köpeklerim yani o anlar benim için o kadar kıymetli ki. Zaten sosyal medyada da ben onu görüyorum ve böyle bakarken de diyorum herkesin böyle geçsin hayatı. Yani, hani 30'undan sonra, 40'ından sonra senin için tabii değil bunlar ama hani genel olarak çok çalışmış insanlarız ya gençliğimizde. Böyle olsun diliyorum böyle senin gibi hesaplar ve paylaşımlar yapınca arkadaşlarım. Görüntü o yani onu demek istiyorum. Hani evet ya dizi de yapmıyor ne yapıyor bu kız değil. Sen bence çok keyifli bir yere getirdin hikayeni. Aslında bunu senden duymak için de bu sorum. Peki güzel adam. Güzel adam. Evet neden güzel adam? Yani özellikle en başta aslında biz Alican'la çok farklı iki yapıya, karaktere, huya suya sahip olmamıza rağmen benim de ona mutlaka çok kattığım şeyler oldu. Onun da bana çok kattığı şeyler oldu. Bazı konularda adapte olup anlamakta, alışmakta, ilişkinin başlarında zorlansam da onun o güzel, düzgün, dürüst tarafını görmek... beni çok etkilemişti. Biraz öyle söyleyeyim. Sırf hani bana karşı değil. Onun aile içerisindeki duruşu, arkadaşlarına olan yakınlığı, duruşu, düşünce şekli. Bir de hani söylediğine değil de yaptığına bakalım durumu vardır ya. Tabii aşkın haricinde. Evet. Aşkın da çok büyük etkisi var tabii ama ki. Onun dışında insan olarak da onu kafamda bir yere, kalbimde bir yere koyduğum için... Güzel adam çıktı. Evet çok güzel. Ben böyle gördüm. Her paylaşımda güzel adam, güzel adam diye hani orada çok ısrarlı bir duruşun var. Bu his de güzel bir kadın için sanki değil mi? Güzel ya. Gerçekten hayat yani her şey çok bazen bomboş geliyor dediğim gibi. Yani kimle nasıl yaşıyorsanız hayatınızı o size çok etki ediyor. Kesinlikle. Ruhunuza da bedeninize de. Bilmiyorum hani Alican da öyle dediğim gibi hayvanların hayatımdaki etkisi, tabii. O enerjinin etkisi.
Hani her bir kiminin başka bir şeydir belki, bilmiyorum. Tabii. İlla herkes çok doğayı, hayvanları hepsinin sevecek. Hepsinin bir arada aynı zamanda da böyle olması çok güzel bir hayat hikayesine dönüşüyor. İşte biraz orada da seçim, kararlar. Hani ben çok böyle aşırı sektörün içinde zaten yaşayan biri değildim. Evet. Ama tabii daha sosyal, daha hareketli yaşadığım dönemler de oldu. Ama işte insanın kendini dinleyip neyle doyduğu, kendini nasıl daha mutlu hissettiği ile ilgili bazı çıkarları kenara bırakıp o yoldan gidebiliyorsa, bilmiyorum, bana iyi geldi. Ne güzel, iyi gelmeye devam etsin. Hikayen o kadar güzel, böyle hani vardır ya masallar, güzel mutlu sonla devam eden. Ya bakalım. Evet, hayat. Evet. Hayat zaten, hayat. Yani bunu da ben söylüyor olayım. İnşallah hep güzel şeylerle. Evet, yani her şey bir nasip. Hayatta başımıza gelen asla dediğin şey boşuna geliyor. O yüzden ya aşamayacak gerçekten bir şey olmasın. Evet, aslında sağlığımız iyi olsun. Evet. Ve daim olsun tabii ki bu mutluluk. Umuyorum. Peki, tek çocuksun. Hı-hı. Anne baba ayrılıyor. Hı-hı. Sen anneylesin. Uzun bir süre aslında mutlu olduğunu düşündüğün yerde aslında mutlu olmadığını fark ettiğin, hı-hı, bir an var. O hayatını değiştirdi mi o gerçekle? Hayır ben yaralıyım duygusu ne yaptı sana? Bugün ne kattı? Boşanmayla alakalı, evet, değil mi? Evet, annemle babamın. Ya hala da katıyor. Hala ben bazı huylarımın, kendimi zayıf bulduğum şeylerin, biraz bir de son yıllarda bu kişisel gelişim dediğimiz şey. Hepimiz oraya yüklendik. Evet, bu bilinç hepimiz. Yani ben eskiden böyle şeyler yoktu. Hani bir tık bu tür şeylerle ilgilenen insanlar böyle acayip entel dantel diyorlardı. Bazen kaçık diyorlardı falan bu tür insanlara. Şimdi ama yapmayanı bir böyle bakıyorlar. Ne mutlu ki, evet ne mutlu ki işte terapiste gitmek, kendi derinine inmek, travmalarınla yüzleşmek, neyse bin tane yolu var aslında herkesin. Nefes terapileri, onlar bunlar. Ya son yıllarda ben de herhalde bir kendimi bulma, kendimle yüzleşme çabasına girdim ki bir şekilde hayat içinde en böyle duygusu olarak dibe vurduğum, mutsuz olduğum anlarda belki bu ihtiyaç doğdu. Ama hala da devam ediyor. Yani hayatımda anlık beni çok üzen şeyler olmasa da ben hala şu an bu tür desteklere, terapilere, seanslara devam etmeye çabalıyorum. Hı hı. Belki biraz yapı olarak da benim ilgimi çeken de şeyler. Ama bunu hala buluyorum açıkçası. Fakat biraz zamanla gelişti tabii. Yani işte belki içten içe anneme kızgın kırgın olduğum şeyler, babama aynı şekilde. Bir dönem ben babamla aramız çok soğuktu, uzaktı, konuşmadığımız zamanlar oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. O öfke ve kırgınlık bir anda mesela içimden siliniverdi. Yani yaptığın o yolculuk, içe yolculuk sayesinde mi yoksa yetişkin oldukça? Yok, yetişkin oldukça oldu aslında. Belki ben kendimi de dinlemeye çalışan biri olduğum için bilmiyorum. Evet, şimdi yüzleşiyorsun, nasıl duygun? Kabulleniyorsun. Çünkü hani herkesin hayat, yani suçlamamak ve bazı şeyleri kabullenmek ve çok enteresandır. Mesela babamla yaş aldıkça ikimiz de daha iyi bir bağ kurmaya, ilişki kurmaya başladık son yıllarda. Bu beni mutlu ediyor. Biraz da ben hani geçmişe dönük, hep bunu tabii ki bazı konularda aşamadığım yerler var ama bazen yine de pişmanlık duymamaya ve geçmişe dönük ah vah dememem gerektiğine inananlardanım. Çünkü bir çözümü yok. Evet. Yani geri dönüp olan bir şeyleri oldu, değiştiremiyorsunuz. Olan oldu. O yüzden önümüze bakmak lazım. Bu yüzden de geçmişi açıkçası bu anlamda kabullendim ve çok sorgulamıyorum. Artık kendi açımdan sorguluyorum. Yani geçmişte ne oldu da acaba şu an ben bu şekilde düşünüyorum ya da davranıyorum. Peki sükun musundur hep böyle? Hani sakin misindir mesela? Genelde, genelde. Nasıl beceriyorsunuz ya? Ben çok çabuk alevleniyorum mesela. Aslında eski Hande'ye baktığımda yine böyle sakin görünmeme rağmen daha... Gıpta ediyorum ya. Daha huzursuz bir Hande'yi de görüyorum ben geçmişte. Evet. Daha öfkeli, daha
negatif bir Hande de görüyorum ama son yıllarda ciddi anlamda kendimde bu değişimi fark ediyorum. Tabii ki ben de sürekli sükunet içerisinde değilim. Hani benim de çıldırdığım zamanlar olabiliyor ya zaten ama. Tabii ki çıldırmamak mümkün değil de. Mesela şeyin etkisi var mı sporun? Bu duygu durum dengelemelerde ben bununla merak ediyorum. Bence kesinlikle var. Var değil mi? Evet zaten hani hep söylüyorlar sporun mutluluk hani hormonu sergili çünkü ben senin hani salgıladığını. Sosyal medyada sürekli hani görüyorum böyle fit sporunu yapıyor doğada hayvanlarla sevgilisiyle yani, yürüyüşte hani hep böyle bir hep bir enerjisi güzel gerçekten bir hal ya. Gerçekten spor yapmasam bile işte köpekleri alıp ormana yürüyüşe gitmek hani şehirden uzak sessiz sakin bir yerde bir göl kıyısında oturmak ağaçların altında olmak bana inanılmaz iyi geliyor. Görünüyor sana. Yani bir de ben balık burcu su hastasıyım hani göl deniz ne olursa hani hiç yoktan duşun altına girerim su da. Bana öyle geliyor. Ya yani her ne yapıyorsan sana iyi geldi. Her halinden belli oluyor. O yüzden onu yapmaya devam etmeni diliyorum. Peki sahnedeki Hande. O şarkı söyleyen. Çünkü bence düşünüyorum seni böyle oyuncu olarak müzikal hani görsellerini sosyal medyadaki görsellerine bakıyorum. Sen kendini bence en tamamlanmış şarkı söylerken hissediyormuşsun gibi geliyor bana. Sen nasıl hissediyorsun? Ben bütününde orada seni çok ışıl ışıl görüyorum. Ya çok enteresan. Çevremdeki herkesin de bana yaptığı yorum bu. Evet. Tabii ki ben onu söylüyorum hep. Mesela tiyatro sahnesinde de ben aynı şeyi hissediyorum. Aslında galiba canlı performanslar beni daha da motive ediyor belki. Ama şarkı söylemek gerçekten işte pandemiden beri bunu çok gerçekleştirmedim ya. Yani sahne almayı da durdurmuştum. Şimdi mesela birkaç aydır tekrar içimi yemeye başladı. Repertuarın nasıl oluyor? Neler söylüyorsun? Ben hep sevdiğim parçalardan seçtim tabii ki ama hepimizin de sevdiği ve eskimeyen şarkılar yani mesela aslında. Mesela işte türkü söylüyor musun? Türk sanat musikisi söylüyor musun? Yoksa hani pop mu söylüyorsun? Ya çok enteresan hepsi var. Çünkü çocukluğumda Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği çocuk korosundaydım. Evet. Annem, babam, hani aile onlar Türk Sanat Müziği'ne çok düşkündü. Dedem eski saz üstadlarından, dayımlar öyle. Ailede türkü de çok dinlenir, sevilirdi. Arabesk? Arabesk de seviyorum ben bu arada. Yani bazı arabesk ve fantezi şarkıları da seviyorum, söylemeyi de seviyorum. Çok güzel. Ayrım yapmıyorum açıkçası o konuda ama tabii ki sahne performansım hani canlı iki saatlik bir yerde bir repertuar oluşturduğumda bunlar çoğunlukla pop şarkıları oldu ama hep 80'ler 90'lar popu ağırlıklı olarak. Benim de çocukluğuma döndüğüm, niyeyse o şarkılar hepimizi çok mutlu ediyor. Bayılıyorum. Evet, yani aynen. Yani programa hazırlanırken bile, makyaj yapılırken onları açtığımda böyle odada herkesin enerjisi değişiyor. Biz de mi yaşlandık ne diyorum bazen de, bizim zamanımızdaki şarkılar şimdi ya, yok. Ya keşke herkes bizim gibi yaşlansa. Değil mi? Ceyda. O da ayrı bir konu. Ama hani annelerimiz babalarımız derdi ya bizim zamanımızdaki şarkılar tabii, tabii. falan. Biz hiç anlamazdık şimdi ucu. Gerçi ben şimdi Ali'nin ya da Melisa'nın dinlediği şarkıları da seviyorum ama bizimkiler kadar anlamlı gelmiyor. Evet bir vazgeçemediğimizi değil ve mi? Hepimiz hala o şarkılarla eğlenebildiğimize göre o dönemin demek ki ruhu, şarkıları bambaşkaydı diye düşünüyorum. Ben de o yüzden dediğim gibi hayatımda da hani sevdiğim şeyleri yapmayı tercih ediyorum. Sahnede de bir şey yapacaksam yine kendi beni mutlu eden, söylemeyi sevdiğim parçaları hep seçtim. Genelde peki şimdi repertuar neler olacak? Neler bekliyor hayatta? Şimdi yaz tatili geldi. Evet. Herhalde bol bol tatil yaparsınız dedi. Çünkü görüyorum çift olarak da gezmeyi çok seviyorsunuz. Tatlı bir arkadaş grubunuz var. Evet. Böyle ışık saçıyorsunuz yani fotoğraflarda. Ya aslında bizi sürekli herkes tatildeymiş gibi zannediyor. Yani, ya da bilmiyorum belki kimine göre daha çok gidiyoruzdur da. Değil. Ne gezdiniz falan diyorlar. Halbuki böyle iki gün, üç gün hafta sonu. Çünkü daha uzun Alican yapmıyor maalesef. Maalesef. Bana kalsa ben sürekli gezebilirim. O hiç alışkın değil. Birazcık bu pandemiyle falan aşmış durumda şirketten uzak kalmayı. Ama gidiyoruz ya. Gitmek de lazım biraz. Güzel ya. O bazı kalıpları da yıkmak lazım gerçekten. Biraz hayatın tadına varmak gerekiyor. Benim imkanınız, fırsatınız varsa. Yani imkanın kadar gidebileceğin çok yer var.
Ben bile şimdi böyle 10 gün oraya gitsem, 5 gün onu yapsam düşünmeye başladım bile yani. Tabii ki imkanlarımız doğrultusunda ya yapacağız. İmkan derken de mesela tamam yurt dışına gittiğimiz de oluyor ama tabii biz ki yani çok İstanbul'a 2-3 saat mesafede çok böyle doğa içinde bir yere de kalkıp tabii gidebiliyoruz. Yani illa çok her böyle popüler ya da çok masraflı bir yerlere gitmek gerekmiyor. Ben de aynı şekilde. İnsana ciddi hava değişimi oluyor. Bir değişiklik oluyor, bilmiyorum ya, bana iyi geliyor 2 gün çanta hazırlayıp bir yere gitmek. Olabildiğince imkanım varsa dünyayı görmek, farklı kültürleri görmek. Ben bu kış yıllardır hayalimdi Küba'ya gitmek. Hiç gidememiştim. Nasıldı? Çok güzeldi. Ay. Yani ikinci kez bir daha gitmem tabii ki. Evet. Ama çok orada olmak istedim. Çok oranın dokusunu hissetmek, o hani ambiyansı yaşamak istedim ve güzel de bir tura katıldım. Güzel işte hayatımda böyle bir... Bir de sen sanatçısın ya. Bunu yapman şart. Evet. Yani şimdi bizim mesleğimiz de buna mecbur kılıyor bizi. Değişik kültürler öğrenmek, bilmek. O senin yorumuna yansıyor, sahnedeki duruşuna yansıyor. Edeceğin cümleye bir şey eklemene sebep oluyor. Kitlelere duyuruyorsun kesinlikle sen cümlelerini. Kesinlikle bir de... yeni insan tanımak ve hani ben kendi sektörüm, kendi ortamımın dışında mesela 10-15 tane çok güzel insanla tanıştım. Turla gittim ve hepsi hayatın başka bir köşesinden. Tabii. Buna da insanın ihtiyacı var. Yani yeni insanlar tanımak, yeni enerjilerle karşılaşmak. O da şansıma çok güzel bir ekipti, güzel bir grup olmuştu. O yüzden ve unutamayacağım anılarımdan biri. Peki deniz, dalgalar, inanamıyorum o fotoğraflarına, anlatır mısın? Wakesurf mu? İmkansız, evet. O ne? İsmini bile söyleyemiyorum, o ne? Benim de bilmediğim şeyler var gördüğünüz gibi. Ya ben 12 yıl önce falan Çeşme'de tanıştım, wakesurf. Wakesurf, wake ne surf demek o? Yani dalga sörf ama biraz şeyin tekne, özel bir tekne. Tamam. Teknenin yaptığı dalganın arkasına. Aslında yurt dışında daha çok zaten durgun gölde yapılan double spor. Ha, önde su... tekne gidiyor sana dalga yapıyor ve sen onun arkasına gidiyorsun. Suyun sakin olması gerekiyor. Tekne sana gerekli bir o iğmeyi gitmeni sağlayan o iğmeyi kazandıran bir dalga yapıyor. Ve onun arkasında işte ipi bırakıp. Dalganın o ittirme gücüyle aslında onu yakalayıp gidiyorsun. Ben de Çeşme'de tanıştım. Türkiye'de çok yaygın her yerde olan bir spor değil. Bir de mevsim itibariyle 12 ay yapamıyorsunuz. Tamam. O yüzden her yazın böyle yani sırf onu yapmak için hatta 2-3 günlük Çeşme tatili ayarlamaya çalışıyorum. Seviyorum. Suda olmayı seviyorum zaten. Ben korkarım mesela sörf falan yani kendimi düşünemiyorum o sörfün üstünde. Ya okyanusta ben de herhalde hani o okyanusta yapılan sörfü ben de denemedim açıkçası. Ondan ben de çekinebilirim. Sanki sen her şeyi denermişsin gibi ama biliyor musun? Tayland'da denemeye kalktım ama dalga çok müsait değildi ama o bence çok zor. Hani biri öğretseydi yapabilirdim. Ama hani okyanusa girme fikri hala beni biraz tedirgin ediyor. Peki en merak ettiğim seninle ilgili şeylerden biri şu, mutfakla ilişkin nasıl? Mesela yemek yapmayı sever misin? Sofra kurmayı? Çünkü çok. Sen daha böyle hani maskülen, işte doğa sporları yapsın, köpekleriyle dolaşsın. Evet sofraya dokunsun ama çok müdahale etmesin. Öyle bir duruşun var yani. Çok merak ediyorum orada seni. Aslında inanılmaz domestik bir tarafım var. Gerçekten evet mi? Yani, bak mesela bunu hiç düşünmezdim. Acayip. Yani böyle mesela temizlik yaptığımda ya da detaylı temizlik yaptığımda falan inanılmaz mutlu oluyorum. Ama bunu zorunluluktan değil, hani görmem ve istemem lazım. Yemek de öyle aslında. Ha. Yemeği inanılmaz sevdiğim için belki yapmaya da birazcık çok düşkünüm. Çok mu yiyorsun? Bak sakın bana çok yiyorum değil mi? Kavga ederiz yok, bu videoda. Yok yemiyorum tamam. Yazıklar olsun. Çok yiyorsun değil mi? Ve böylesin. Desene yiyorum. Bana ben spor yapıyorum yiyorum. Sen oturup yiyorsun. Deme yani ya. Artık öyle biraz dengelemeye çalışıyorum. Çok yiyorsun değil mi? Şanslı. Ya yiyorum. Yiyorum. Hiç kıskanmadım. Sağlıklı şeyler de yiyorum bak gerçekten. Hiç inanmadım. Sürekli pis yemiyorum. Hiç inanmadım.
Bu sadece sporla değil, sen hep böyleydin çünkü. Ben hep böyleydim. Yazık, evet. Yazıklar olsun bu metabolizma denen şeyin doğuştan gelmesine rest çekiyorum ya. Gerçekten. Ya vallahi üzülüyorum. Bayılıyorum size ya. Çok kıskanıyorum ama çok bayılıyorum bu metabolizme. Birkaç kişi var böyle çevremde çok giyip dünyanın en güzel kadın olarak başlamaya devam ediyor. Çevremdekiler de çok gıcık oluyor ama sen diyor 40'tan sonra göreceğiz seni. Hiçbir şey olmayacak, rahat ol. Yani minik minik son birkaç yıldır bir şeyler değişiyor. Onu hissediyorum. Sen de değişmez. Değişiyor. 46 yaşımdan sesleniyorum. Kesinlikle değişiyor. ama sana bir şey olmaz. Sen bir, gerçekten bedenine de iyi bakıyorsun. Bir de bu metabolizma doğuştan olduğu için yesen. Ya evet, şimdi almıyor. Babamları düşünüyorum. Hala hepsi dal gibi. Deme ya. Evet. Benim annem de dal gibi ama babaannem değilmiş. Ben de o tarafa çekiyorum. Niye mesela annen dururken babaannene çekiyor vücudun ya da babana, değil mi? Onu da dal, neyse tövbe demeyeyim böyle şeyler ama. Bazen insan şey ya, oluyor. Yiyorum. Yemeği çok seviyorum ama şöyle mesela hani mesela canım çekiyor, zeytin yiyorum mesela. Tamam, benim güzel. Avantajım tatlıyla aram yok. Ha. Evet bak oradan. Hiç mi tatlı? Hı-hı. Çikolata? Dondurma? Yani şekerim düşecek şöyle bir parça çikolata. Dondurma da mı yok? Yok yani. Ama bu da sevimli. Çok nadiren bir şey bulmayacağım. Bu da dondurmasız gün mü geçer? Meyve, ben meyve çok seviyorum. Tamam. Onun dışında daha tuzlu, acılı şeyler. Dediğim gibi ben oturup 10-15 tane zeytin yiyorum. Ya da işte illa ben de sürekli cips yemiyorum yani. Anladım. Mesela salatalık yiyorum. Ha iyiymiş, tamam kızmadım, geri al. Şaka yapıyorum. Defteri uzatacağım ama önümüzdeki günlerdeki planını da öğrenmek istiyorum. Sonra defteri uzatacağım. Bu arada defteri de sana hazırlayayım hemen. Önümüzdeki günlerdeki neler planım. Neler var? Mesela dizi var mı? Filmin galası olacak Amerika'da. Evet, müzikal onu bekliyoruz. Var mı? Sahne var mı? Müzikal çok istiyorum. Buradan sesleniyorum. Lütfen güzel müzikli bir proje olursa bana ulaşın. Ulaşın. Ya tiyatro sahnesi aşağıdaki hakikaten... telefon numarasını diye ver. Buradaki telefon numarasını arayın. Tiyatro sahnesini hakikaten çok özledim. Müzikli olursa da acabası. Ama ben şimdi yakın zamanda bizimkilerle konuşuyoruz. Tekrar bir canlı sahne performansına da başlayacağım gibi görünüyor bir mekanda. Harika. Çok özledim. Yani ayda bir iki de olsa onu yapmak istiyorum. Peki anlıyorum, ana akım televizyonlarda bir şey yapmaya gönüllülüğün yok gibi ama yok. Dijital platforma mesela. Hayır gönüllülüğüm yok şey? Değil. Var ara ara bir şeyler oluyor, görüşüyoruz ama hani denk gelmiyor. Anladım. Olmuyor. Yoksa dizi yapmak da istiyorsun. Tabii ki. Yani bence bu güzellikle... Seni bir görelim. Yani sadece sosyal medyada mı görürüz? Onu da çok kullanmıyorsun zaten. Evet, onu da çok kullanmıyorum yani, gerçekten. Bu kadar kendine iyi bakıp mesleğinde sevenlerini mahrum etmek reva mı diyorum? Gerçekten bazen şey oluyorum, kötü hissediyorum kendimi. Bir yandan da çok mutlu oluyorum mesela hani bir yerde sokakta karşılaşıp işte özledik, göremiyoruz sizi, çok özledik. Ekranlara geri dönün. Hani belki çok klişe, çok klasik ama hani o şeyi hissediyorum, insanların beklentisini. Ya da işte akrabalar falan genelde böyle şey yapar ya, bekler ya. Rahmetli anneannemle dedem en büyük fanımdı. Allah huzur içinde yatsınlar. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Duruşun ederim. Duruşun için, kıymetli paylaşımların için. Çünkü seni sevenlerin, kendini güzel gören güzel genç kızlarımızın böyle örneklere çok ihtiyacı var. Bize neyi anlattın? Parayı kazanırken kenara koymayı. Evet. Bize neyi anlattın? Belli bir yaştan sonra yaşadığın aşkın da hayatının da hakkını verebilmek için bu rahatlığı parayı kazanırken sağlamayı. Bize neleri hatırlattın? Bütün yeteneklerini keşfedip. Ben sadece bu mesleği yapacağım değil, evet benim burada da bir yeteneğim var, ben bunun da üstüne gitmeliyim demeyi ve bedenimize iyi bakmayı hatırlattın. Evet, ve ruhumuza. Ve ruhumuza. Bu sayede. Aynen, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Güzel yüzün, bu enerjin için. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldim, çok teşekkürler. O senin enerjin. Efendim. Güzel bir programın daha sonuna gelmenin mutluluğu içindeyim. Hep böyle zamanlarda iyi hissediyorum. Çünkü gerçekten gençlere doğru kişilerin doğru cümleleriyle kavuşmak,
Bu konuda köprü olmak benim için çok kıymetli. Biraz kafası kesik tavuklar gibi geziyoruz çünkü bu aralar. Güzelliğimize güveniyoruz, yeteneğimize güveniyoruz, anlık kariyerlerimize ve başarılarımıza güvenip birçok şeyden çabuk vazgeçiyoruz ya da birçok şeyimizi görmezden geliyoruz. Galiba bizler biraz bunlar için varız. Ben köprü oluyorum ki kıymetli isimlerin yaşantılarını, dönemeçlerini, virajlarını nasıl geçtiklerini sizlere bir kez daha anlatsınlar. Biraz hayatlarınıza oradan bakın diye. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel Hande, her yaşına güzel bir bilinçle başlayan, hayatın da ödüllendirdiği arkadaşımın mutluluğu ısıttı stüdyoyu. Spor yapmalı, daha çok doğada durmalı dedim ışıl ışıl yüzüne bakarken içimden. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Güzel kadın, seninle karşılıklı sohbetimiz çok keyifliydi. Güzel anlarda tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Metabolizması hızlı Hande.